Taşı Süper FM'de stüdyo konuğumuz İrem Uz bir hayranınmış kendisi. Dedik ki hicran çalar mısınız? Birazdan çalacağım. İrem'e özel çalacağım. Tamam. Tamam ama önümüzdeki dakikalarda. Sözler Burcu Tatlıses, müzik yine sen. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Bu mu yani Tolga? Sadece doğru demeye mi geldin buraya Tolga'ya? Aç biraz. Sohbet et. Söyleyeyim. İrem'le nasıl tanışırız? Boş ver şimdi. Onu geçelim. Hadi yapalım. Ne kadardır berabersiniz? Ben özel hayata gireyim biraz. 2000'den beri beraberiz. 12 yıl. 12 yıldır beraberiz. 7 yıldır da evliyiz. Aşkımızın da bir meyvesi. Ela adında. 7,5 aydır da bir Ela var hayatımızda. İrem'le tamamen tesadüfen tanıştık. İlk görüşte aşktı. Zaten biz görür görmez çıkmaya başladık birbirimizi. İkinci gün evlenme teklif ettim. Ne diyorsun sen? Ne kadar hızlıymışsın. Çocuğa biraz geç kalmışsın. Evet. Üçüncü gün o sırada Amerika'da yaşıyor ve çalışıyordu. Gitti. Üçüncü gün oraya gitti. Bir 4-5 ay sonra geri geldi. Bir 15-20 gün vakit geçirdikten sonra bir 10-11 ay daha gitti. Ben burada askerliğimi falan yaptım, hallettim. Sonra dönünce de hiç ayrılmamak üzere hayatımıza kaldığımız yerden devam ettik. Allah mesut etsin bir ömür boyu inşallah, beraber olun. İnşallah. Ama Gökhan'ın düğünde söylediğim şeyler geçerlidir. İrem anlıyordur bence benim ne dediğimi. Ben hatırlamıyorum. Sen hatırlam. İrem kesin hatırlıyordur bir hatun olarak tahmin ediyorum. İrem'cim selam olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Çok fazla mavi şarkısını istiyorlar ama canlı istiyorlar senden. Olur, keşke gitarımı getirseydim. Hep burada böyle oluyor biliyor musun? Ben keşkeler oluyor hep burada, gitar getirseydimler sonradan olmuyor yani Tolga. Mavi şey ilk albümden bir şarkı. Evet. Müziği benim yine sözlerde destek aldığım bir şarkıydı. Yağmur yağsa diye başlamıştım ben böyle. Bir türlü gerisi gelmedi. Sibel Alaş'a gönderdim şarkıyı. Ve ortaya mavi çıktı. Yani bence bu şarkıyı mavi mavi diye insanların peşinde koşmasını sağlayan şey Sibel'in sözleridir bence. O gerçi müziği bu kadar güzel olmasa ben bunları yazamazdım diyor ama Sibel'in yeri çok başkadır bende. O yüzden bu şarkının güzelliğini ben ona borçluyum. Peki o zaman ben böyle kısayım dokunmadan sevemez olur seni. Söyler misin biraz? Nakaratını söyleyeyim sana. Tamam hadi şey o zaman. Peki. Yine de sen sakın vazgeçme benden, belki değişirim yüreğime yüreğini, ekle senle iyileşirim. Yine de sen sakın vazgeçme benden, bekle değişirim yüreğime yüreğini, ekle senle iyileşirim. Vay diyorum. Sözler çok güzel gerçekten. Çok 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 şimdi, güzel yazdım. Şimdi set prodüksiyon bir mesaj göndermiş. Burada gece 20.15 keyifli Süper FM dinliyoruz. Avustralya Melbourne demişler. Evet. Selamları var sana. Ahmet Uğuz mesaj göndermiş. Bu arada dinleyicilerimizden bazı mesela Onur demiş ki seni tanımıyormuş daha önceden. Bu da bir sorun bence aslında Tolga. Yani hani Tolga Futacı mesela şöyle bir şey var. Biz bunu Levent'te de konuştuk. Dörter'de de aynı şey olmuştu. Levent'e dedim ki genel alanlarını herkes biliyor ama bir Levent Dörter figürü canlanmıyor. Evet. Sende de aynı sorun mu var acaba? Allah'ım ne diyorum ben Tolga, beni durdur lütfen. Yo. Çok doğru bir yaklaşım çünkü sektörün içinde birçok insan hani bilir. Sonuçta ben damdan düşerek gelmedim buraya. Hani 94-95'ten beri profesyonel anlamda müzisyen olarak zaten sektörün içinde vardım. Hani bu rahmetli Boran Kaya'nın sunduğu iner misin çıkar mısın yarışmasıyla başladı. O orkestrasında uç çalarak başladım ben mevzuya. Ondan sonra müzisyenlik devam etti. İşte Ajda Pekkan, Leman Sam, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Sibel Tüzün, Altay. Yani bir sürü insanla işte uç çaldım, gitar çaldım, vokal yaptım, buzuki çaldım. Dolayısıyla sektör biliyor. Ama insanlara ulaşmasında bir sıkıntı oldu sanıyorum. Sanmıyorum aslında oldu. Tanımadıklarına göre olmuştur. İnşallah bundan sonra hani atıyorum önümüzdeki senede aynı sıkıntı yaşıyorsam çok ciddi bir problem var demektir. Umuyorum yaşamayacaksın ama. Yani inşallah. Bir de şey var, şunu ben çok açık yüreklilikle söylüyorum. Belki de o yüzden seviyor insanlar beni, tanıyanlar. deli. İçime sindiği gibi, kafamda inandığım gibi yapamayacaksam bu işi yapmayacağım ben zaten. Dolayısıyla benim hayattaki tek amacım mutlu ölmek.
Dolayısıyla beni nasıl mutlu ediyorsa bu iş, öyle yapmaya gayret edeceğim. Elimden geldiğince hala bunun için Don Kişot'luk yapmaya çalışacağım. Olduğu kadar... Olmadığı kader falan. Aa, mesela. Pis bir laf da Twitter'da dolaşıyor. Bir dinleyicimiz demiş ki, sesin çok güzel, başkalarından beslenmeni istiyoruz. Hatta sen de Orhan Gencebay'ın şarkılarını yorumla gibi bir durum var. Böyle bir mesela o cover'da yer almak ister miydin? Sektöre kazandırmaya çalışıyorlar beni. Çember içine ediyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Orhan Gencebay muazzam bir usta. Yani çok derin bir müziği olan insan. Hazır derin bir müzikten bahsetmişken Neşet Ertaş'ı da anmak isterim, evet, müsaadenle. Kimse de hani herkes bunu konuşuyordur. Kimse hüzne boğmak derdinde değilim ama bunu da söylemeden geçemeyecektim. Araya sokayım. Tabii ki isterdim ya da isterim bu tür cover işlerde yer almak. Benim cover işlerim biraz farklı oluyor. Bir işte Akademi Türkiye'nin cover'ında yer almıştık. Orada Kara Toprağı söylemiştim Aşık Veysel'den. Bir rock sınıfı diye proje yaptık çocuklar için. Orada 9-8'lik anlamlarına göre sözcükler diye dil bilgisi anlattım çocuklara. Süper. Yunanistan'da Angela Dimitri ile bir düet albümümüz oldu. Bunlara rağmen hala tanımamışlarsa galiba bir şey yok. Sen Yunanistan'a gidersen olmaz ki. Mesela Orhan Gencebay albümde yer almak ister miydin? Ya da hani ne söylemek isterdin Orhan Gencebay'dan? Kaderimin Oyunu. Kaderimin Oyunu söylemek isterdim. Onu sahnede söylüyoruz zaten. Güzel şarkıdır ya. Peki, güzel güzeldir. Şarkıdır ya. Şimdi İrem'e özel Hicran çalacağım. Tamam. Hikayesini anlattırmayacağım Tolga'ya. Çünkü bana anlattı. Oturup burada ağlarız yayında anlatırsam. Evet. Neyse, önce bir Hicran çalalım, sonra buradayız.